Samimi Haber'de Ramazan Kurtoğlu'yla özel. Hocam göç silahtır dedik ama gıda da yine bir silahtır. Ondan da bahsetmek istiyorum. Kesin, evet. Sizin de son tweetlerinizde yer verdiğiniz bir işte video vardı. Dünyadaki insan nüfusunu azaltma çabalarıyla alakalı. Mutlaka okuyucularımız, izleyicilerimiz görsünler. Akıllı olmayan, kendine iyi bakmayan yaşlılar ve obezler hedef alınıyor dünya nüfusunu azaltma adına. Siz Amerika'dasınız. Az önce geçtiğimiz dakikalarda organik tarımdan bahsettiniz, tohumdan bahsettiniz, ata tohumundan bahsettiniz. İşte sadece bulunduğunuz yerleşim merkezine birkaç saat mesafede bu çiftliklere, organik çiftliklere ulaşabildiğinizi söylediniz. Bizim ülkemizde öyle değil maalesef. Burayı da bildiğiniz için söylemek istiyorum. İşte tarladan belirli yerlere gidiyor, hallere gidiyor, halden işte marketlere gidiyor vesaire. Burada hem soğuk hava deposu gerçekten sağlıklı mı değil mi, o ürün gelene kadar ne hale geliyor ki, oradaki en büyük ekonomik kayıp da tabii ki yollarda geçiyor. Oysaki her belediyede böyle çiftlikler olsa biz de tabii ki kendimiz için, çocuklarımız için, ailemiz için bunları yapacağız. Peki şunu sormak istiyorum. Bu gıdayı silah olarak kullanma durumunda Türkiye gerçekten geç kaldı mı, yoksa yapılabilecek bir takım şeyler var mı? Hemen söyleyeyim. Türkiye'nin en beceriksiz iki bakanlığı var. En beceriksiz. Biri Tarım ve Orman Bakanlığı, biri de Sağlık Bakanlığı. Bunlar artık tamamen milli güvenlik meselesi haline gelmiş iki bakanlıklardır. Ve bu bakanlıkların hakkından gelebilecek olan tek kişi vardır. O da Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi bu bakanlıklarda bakanı değiştirmekte çözüm bulamazsınız. Bir, Tarım Bakanı da Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nü hallaç pamuğu gibi atacaksınız. İki, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Sağlık Bakanlığı'nda hallaç pamuğu gibi atacaksınız. Yani net olarak daha söyleyeyim. İki bakanlığın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın Ankara Merkez Teşkilatı'ndaki üst bürokrasiyi hallaç pamuğu gibi atmadan Türkiye bu meselenin içinden çıkamaz. Türkiye'nin son 20 yıla yakın bir süreçte sağlık sistemine ödediği parayı söyleyeyim mi? Sağlık sistemine, sosyal güvenlik sistemine ödediği para 500 milyar dolar. Şu anda ülkenin dış borcu 500 milyar dolar. Tabii hükümet bunu anlatmakta aciz, anlatamıyorlar. Ağızlarına yüzlerine bulaştırıyorlar. Bunu söyleseler millet mi anlayacak meseleyi? Tekrar söylüyorum. Türkiye'nin son 20 yılda sosyal güvenlik sistemine merkezi bütçeden aktardığı para 500 milyar dolar. Ve biraz önce rakamı verdim. Sadece şeker hastalığının tedavisi için 10 milyar dolar ödedik 2022 yılında. Şimdi kanseri var, oyu var, buyu var. Efendim, Tarım Bakanlığı masal anlatıyor millete. Tarım Bakanlığı'nda öyle ilçelerde, yerini söylemeyeyim, öyle bir Akdeniz'de bir ilçemizin de bir 2000'den fazla ziraat mühendisi var. 500'den fazla efendim şey var, veteriner hekim var. O ilçenin tarım ilçe müdürü bir şaklaban. Yani adamın tahsili bile yok. Adam parayla oraya gelmiş, oturmuş, siyasi şaklabanlık yapıyor. Yahu yapmayın, etmeyin bunu. Kardeşim, tarım ve ilaç endüstrisi 21. yüzyılın savaş alanı ve bu noktada yeni milliyetçilik gıda, tohum ve su üzerinden geliyor. Şimdi bir hadiseyi anlatayım Amerika'da. Birkaç gün önce böyle Chicago'dan birkaç saat mesafede bir çiftliğe gittik. Organik tarım çiftliği. Hatta Twitter'da da paylaştım Aleyna Hanım. Oraya gittik. Biz yani gideceğiz. İşte hem çiftliği gezeceğiz hem organik ürünler satın alacağız. Domatesli, salatalıklı vesaire vesaire. Şimdi gittiğimizde satış noktasında bir eski ahırdan bozma bir yere bütün sebzeleri efendim yerleştirmişler. Meyveleri, eti, efendim sütü yerleştirmişler. Ve Aleyna Hanım, hiçbir insan yok, Allah'ın kulu yok, kamera yok, bir şey yok. Giriyorsunuz, orada paketli yerlerde tartılmış duruyor. Alıyorsunuz siz, biz de domates, salatalık efendim bir şeyler aldık. Bilgisayara girdik ve bir rakam çıktı. O rakamı, orada bir kutu var, kutuya atıp çıktık. Şimdi aslında bu
Türk milletinin, benim mensup olduğum Müslüman Türk milletinin yüce hasretidir. Bu atalarımızdan çok gördük. Ne kadar uzaklıktaydı eskiden, hocam gittiğiniz çiftlik mesela? Hani oturduğunuz yerleşim mi? Chicago'ya 3 saat mesafede bir çiftlik. Evet efendim böyle. Bu, en azından nerede, ne şekilde, hangi tohumlar, ne zaman tohum ekilmiş, toprakla buluşmuş, bunların da bilgisi mutlaka yazıyordur. Tabii. Çünkü biz sadece marketlerden alabiliyoruz. İşte Antalya'da üretilmiştir diye belki üzerinde ibare var ama işte sadece o kadar fazla elden geçiyor ki kimlerin kazandığını, tarladan marketlere ya da evimize gelene kadar üst üste binen paralar sadece benzine gidiyor bizim ülkemizde maalesef ki. Buyurun hocam. Tabii zaten ben onu bir tweetimde de belirttim. Hı hı. Yani hükümet özellikle mazota zam yaparak enflasyonu kendisi körüklüyor. Hı hı. Türkiye'de ulaşımın temeli motorin dediğimiz mazottur. Tarımda kullanılan en önemli girdilerden biri, hı hı, mazottur, elektriktir, tohumdur, gübredir. Yani siz bunları kontrolsüz bir şekilde zam yaparsanız, bu İstanbul'daki tüketicinin, Ankara'daki, vatanımızın diğer yerlerindeki tüketicinin evinde enflasyon diye patlar. Ve o patlamış vaziyette ve önümüzdeki günlerde bu giderek daha da tırmanacağını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. İşte buradan baktığımızda Amerika'da güzel bir konuya değindiniz. Dehşet bir organik tarıma dönüş var. Organik, hı-hı, gıdaya dönüş var ki Chicago'da binlerce gökdelen var. Ben daha önceki bilgilerimde Chicago'nun o gökdelenlerinde önce bilmiyordum arıların olduğunu, arı kovanlarının olduğunu. Sonra da orada 3-4 bin rakamı olarak biliyordum. Sonra son kaynakta bir öğrendim ki bugün Chicago gökdelenlerinin üzerinde, Chicago'daki evlerin üzerinde, hı hı, 10 bin dolayında arı kovanı varmış. Bakın 10 bin dolayında arı kovanı şehrin göbeğinde. Çünkü Chicago'da efendim o parklara ilaç atamazsınız. Türkiye'de sivrisinek bahanesiyle insanlarımız zehirleniyor. Belediyeler o kadar beceriksizce sivrisinekle mücadele ediyor ki ya Kanada'da Vancouver'a yakın bir yerde zengin bir iş adamı bir adayı adacığı satın alıyor. Oraya adam malikane kuracak ama oradaki sivrisinekleri öldürmek için kimyasal kullanıyor. Aleyna Hanım satışı iptal etti Kanada devleti. Hı hı. Aldı elinden adayı, geri aldı. Dedi ki sen yapamazsın bunu dedi. Şimdi baktığımızda benim güzel Antalya'm. Popülasyonu bozduğu için evet. Tabii güzel Antalya'mda, vatanımızın her yeri güzel. Şimdi Antalya olduğum için tabii Antalya'ya torpil yapayım biraz. Hı hı. Şimdi bir de turizmin başkentidir Antalya. Sebzenin, meyvenin başkentidir Antalya. Evet. Şimdi orada baktığımızda nasıl sivrisinekle beceriksizce mücadele edildiğini görüyorum. Dayıyorlar zehri. İnsanlar sadece o biyoçeşitliliğin ölmesi ötesinde insanlarımız zehirleniyor kimyasallarla. İşte Amerikalı buna çözümü bulmuş. O parkları bu şekilde ilaçlayamazsınız. Ne demek o binlerce efendim gökdelenin tepesinde 10 bin arı olmak, bir ekonomidir bu. Bu bir kazançtır bu. Hı. Yani gökdelenin tepesinde siz bal yetiştiriyorsunuz ve şunu ifade edeyim. Çok acı bir şey söyleyeyim. Bu işte biraz önce anlattığım gittiğimiz o efendim tarım, organik tarım çiftliğinde kimsenin olmadan alışveriş yapmamız. Hatta tweetimde dedim ki ya böyle bu sistemi biz Türkiye'mizde kursak acaba ne olur dedim. İçim burkuldu. Hı hı. Eminim ki en az yarısı ya ödediği, aldığı malın fazla alır, efendim eksik yazar, ya efendim parasını ödemez. Maalesef bu toplum buraya getirildi ve içim burkuluyor. Onun için Türkiye'nin özellikle önümüzdeki dönemde Türk milletinin ayakta kalması için mutlaka ata tohumu, efendim organik tarımı, efendim sivrisinekle vesaireyle mücadelede, mesela bahçelere efendim yeni bir moda var şimdi. Moda demeyeyim. Yeni bir uygulama geçmiş ki önümüzdeki dönemde önümüze gelecek. Şu anda ot öldürmede bir ilaç kullanılıyor. Hadi adını vermeyeyim. Dünya devi işte Bayer satın aldı. Monsanto'nun imal ettiği dünyada tek elleri var. Bu ot öldürücü ilaç bela bir ilaç. Hmm. Ve insanları toprağı zehirliyor, meyveyi zehirliyor, zeytini zehirliyor, sebzeyi zehirliyor, perişan ediyor bir sürü hastalıklara. Şimdi Amerika'da raflarda satılan pek çok üründe bu testlerin yapıldığına dair
etiketler ve bilgiler verilmeye başlandı. Bu şu demektir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye'nin ihraç ettiği sebze ve meyvede eğer biz bu testleri yapmadan gönderir isek geriye dönüşler olacaktır, hı hı, ve ihracatımız engellenecektir. Yeri gelmişken bir başka bilgi de vereyim. Eğer 5 yıl içinde Rusya dünyanın en büyük domates ihracatçısı, bakın bir bilgi veriyorum. Hı hı. Önümüzdeki 5 yıl içinde Rusya dünyanın en önemli domates ihracatçısı haline gelir ise, önümüzdeki 5 yıl içinde Amerika'da benim talebelik yaptığım yıllarda arasanız bulamayacağınız, mikroskopla bulamayacağınız incir vardı ve ancak kuru incir Türkiye'den gelirdi, onu bulabilirdiniz. Taze inciri bulmak mümkün değildi. Ama şunu söyleyeyim, Amerika'nın artık her marketinde Kaliforniya'da yetiştirilen incirler var. Elbette Türk inciri kadar kaliteli falan değil ama bir şey söyleyeyim. Kaplumbağa'ya sormuşlar, nereye gidiyorsun demişler, hacca gidiyorum. Senin ömrün vefa etmez bu hızla, olsun o yolda ölürüm ya demiş. Hı hı. Şimdi Amerika, Kaliforniya ve çevresinde incir yetiştirmeye başlamış ve önümüzdeki 5 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri incir ihracatçısı olursa şaşırmayalım. Demek ki bu iş akılla, bilimle, çalışmayla oluyor, hı hı, ve maalesef Türkiye bunları ıskalayan bir yapı içinde. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ettiğinde herkes Saddam'ın sarayına gideceğini, efendim Merkez Bankası'na gideceğini gazeteler yazdı, televizyonlar, sizler söylediniz. Ama oraya gitmedi. Daha sonra Ebu Garip diye ünlenen bir, hı hı, müzeye gitti. Orada Müslümanlar tecavüze uğradı, Kırım'a uğradı vesaire uğradı. O müzenin üzerinde eski antik dönemden yazıtlar vardı. İşte bakır levhalara yazılmış, efendim papirüslere yazılmış. Bunları alıp Arizona'ya götürdüler. Diğer taraftan müzenin altında ata tohumları vardı. Onu da aldılar. Yarısını Svalbard'daki, biliyorsunuz Norveç'teki adadaki efendim Rockefeller Vakfı'nın sahibi olduğu yere onlara verdiler. Diğerini de kendiler alıp götürdüler. Yani hem bir taraftan genetik yapısıyla oynanmış, hı hı, tohumları kontrol ediyorlar, hem ata tohumlarını. Tarım Bakanlığı çarşıda, pazarda Fatma teyzem, Muharrem amcam, efendim ata tohumu satarsa ceza kesiyor. Böyle bize böyle bir akıl, sadece mantık olabilir mi ya? Sadece değişim yapılmasına izin veriliyor. Böyle bir şey. Evet. Sen şimdi GDO'suyla oynanmış tohumları takır takır satacaksın. Hibrit tohumları takır takır satacaksın. Anadolu insanının kendi tohumunu sattırmayacaksın. Böyle bir zevzeklik olur mu ya? Yani şu anda Türkiye'nin en önemli meselesi Tarım Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın mutlaka ve mutlaka yeniden yapılandırılıp yeniden kurulması, merkezdeki yukarıdaki üst düzey bürokrasinin hallaç pamuğu gibi atılması gerekir. Bunu da yapabilecek bir tek insan vardır Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Zaten muhalefetin böyle bir iddiası da yok. Hı-hı. Muhalefetin bundan haberi de yok zaten. Muhalefetin bundan haberi de yok. Kılıçdaroğlu efendim o zaten Dersim cuntasıyla CHP'yi nasıl küçültürüm, nasıl elimde tutarım derdinde Meral Hanım zaten İYİ Parti'de kimliksiz bir parti. Efendim milliyetçi mi olayım, liberal mi olayım, biraz solcu biraz liberal mi olayım? Efendim böyle bir masallarla millete avutmaya çalışıyorlar. Tabii onun için bunların seçim meçim kazanma ihtimalleri de sıfır, onu da hocam, çok söyleyeyim. Teşekkür ederim. Bu haftaki programımızı burada noktalıyoruz ama önümüzdeki süreçte yine değerli bilgilerinize yer vermeye devam edeceğiz. Son sözleriniz var, sonu da alalım lütfen. Valla kısa bir süre sonra tabii, hı-hı, vatana avdet edeceğiz, döneceğiz. Çünkü üniversitelerimiz açılıyor, dersler başlıyor. Ama şunu söylüyorum, ben her zaman söylediğim bir şey var. Mehmet Akif Ersoy ne diyordu? Allah Türk milletine yeni bir istiklal marşı yazdırmasın diyordu. Şimdi bu noktada Allah Türk milletine yeni bir istiklal marşı yazdırmasın. Eteğimizdeki taşı herkes solcusu sağcısı. Efendim iktidarı destekleyen muhalefeti destekleyin. Kimi desteklerseniz destekleyin kardeşim. Ama namuslu olun, ahlaklı olun, adaplı olun, edepli olun. Bakınız Osmanlı'yı para oyunlarıyla, ahlakla ve adaletsizlikle çökerttiler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti para, ahlak ve adalet konusunda sınıfta kalmış vaziyette. Evet, yeniden bir İstiklal Marşı yazılmasın ama nice 100. yıl marşları yazılmaya devam etsin. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. İstanbul Aydın Üniversitesi, amin, öğretim üyesi Ramazan Kurtoğlu'yla Samimi Haber'de Ramazan Kurtoğlu özel programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.